Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli izleyenler. Yine bir Kurban Bayramı, Hacılar Bayramı'nda bizler Bayram Sevinci programında Rehber TV ekranlarında karşınızdayız efendim. Her bayram olduğu gibi yine bu bayramda inşallah sizlerle olmaya çalışacağız. Her bayram akşamında değerli konuklarımızla onları misafir ederek onlardan güzel eserler, ilahiler dinleyerek ve bayram muhabbetleri yaparak inşallah sizlerle beraber olacağız. Bu vesileyle şu anda ekranları başında bizleri izleyen bütün gönül dostlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bu bayramın bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Ve bayramın ilk gününde, ilk akşamında değerli konuklarımız var. Onları takdim edelim. Konuklarımız Avrupa'dan teşrif ettiler. Murat Yaman abim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Ederiz. Allah razı olsun. Çok şükür. Siz eyvallah. Iyisiniz. Allah razı olsun. Hamdolsun. Muhammed Edip abim, siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Şükürler olsun. Eyvallah. Muhammed Ali Oğuz abi, siz de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk hocam. Uzun bir zamandan sonra evet, bayram sevincinde tekrar beraberiz. Sonra bir görüşemedik ve şu an bir bayram günü görüşüyoruz. Evet. Bu arada da çok görüşemedik. Hakikaten bu stüdyolarda tekrardan buluşmak, görüşmek güzel bir duygu. Güzel bir şey. Evet. Bu arada sizin de tekrar bayramınızı tebrik ediyoruz. Mübarek olsun bayramımız. Şimdi sizleri böyle kolay kolay burada göremiyoruz doğal olarak. Sizler Avrupa'dasınız, gurbettesiniz, bir nevi gurbetçisiniz. O yüzden şöyle bizler muhabbetimizi yaparken hem bayramı hem o gurbeti hem oraları böyle biraz konuşacağız. Muhabbetin içine alacağız inşallah. Öncelikle bayram oralarda nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz bayramlarda? Gurbette bayram hani. İsmi bile biraz ağır geliyor değil mi Mehmet Ali abi? Yani gurbette, bayramı gurbette geçirmek nasıl? Siz yaşadınız belki yıllarca değil mi? Evet. Öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi bu bayramda burada sizlerle birlikte olmak ve bayramı burada yaşamak bizim için en büyük mutluluktur. İslam aleminin bayramı mübarek olsun diyelim. Eyvallah. Söylediğiniz gibi yani gurbet başlı başına zaten kelime olarak insanı bir hüzünlendiriyor yani. Dolayısıyla gurbette bayramı geçirmek de yani deyim yerindeyse bayram sevincini yarı yarıya düşürüyor. Evet. Bir anda bir burukluk oluyor. Çünkü sevdikleriniz memlekette, siz sadece orada birkaç insanla birlikte bayramı geçiriyorsunuz. Hamdolsun bizim Avrupa'da güzel bir ortamımız var. Yani oradaki cami çevremiz ve oluşmuş olan o güzel ortamda ama buna rağmen buruk geçiyor. Buruk geçiyor değil mi? Kaç yıldır oralardasınız hocam? Benim yaklaşık 19 yıl oldu. Maşallah size. Daha ben 30'u devirdim. Maşallah. 30'u devirdiniz. Evet. Neredeyse benim yaşım kadar oradasınız. Yani. Murat abi. Belki bu aralar gelebiliyorsunuz ama böyle her bayramda gelmek mümkün değildi değil mi? Özellikle eskiden daha zordu sizler yani, için. Bayramlar şimdi şartlar biraz daha hani olgunlaşmış olabilir. Aynen. Yani daha doğrusu bayramlar tatile denk gelince doğrusu oluyor. İki mutluluğu insan bir arada yaşıyor. Evet. O genellikle de şu anda gelen insanların çoğu bayramlarını burada aileleriyle geçirmek arzusundalar ve bundan dolayı izinlerini her şeylerini ona göre. Ona göre ayarladılar. Mehmet Ali abim, evet. Bayram nasıl geçiyor böyle durgunsun yine bayramın? Bayram hocam şimdi her halde bayram güzeldir. Bunu önceki sizden kaçıncı bayram programımızdır yapıyoruz bilmiyorum. Bayağı bir bayram programı yaptık sizden. Bayram günleri olsun, Ramazan ayı olsun, bu dini günler müstesna istisnai günlerdir. Evet. Yani ezber bozuyor, her günden farklı geçiyor. Öyle ve böyle evet belki bütün sevdiklerimizle buluşamıyoruz ama bir şekilde aslında sevdiklerimizin çoğuyla bir şekilde görüşüyoruz, buluşuyoruz. Bu da güzeldir hocam. Bu da insana mutluluk değil veriyor. Mi? Mutluluk verici bir şey. Artık ismi bile, bayramın ismi bile insana bir heyecan oluşturuyor. Aynen. Mutluluk oluşturuyor. Yani her ne kadar... Ve eskimiyor. Eskimiyor. Eskise bile hocam ne kadar değişirse değişsin. Mesela hani bizde bir şey var ya işte eski bayramlar, işte eski evet. Ramazanlar falan. Ne kadar evet eski tadı vermese de yine de istisna olma özelliğini muhafaza ediyor yani. Bayram geldi mi
bütün memlekete, bütün soğuk ayağda, bütün köye farklı bir atmosfer iniyor mu? İniyor. Evet. İnsanlarda farklı bir canlılık, pozitif bir enerji var mı? Var. Var. Ben ona şahit oluyorum. Bu da bana mutluluk veriyor. Evet. Güzel bir şey yani hocam. Aşırı bir şekilde evet, pozitif aynen. bir kesinlikle. Enerji var herkeste. Evet. Bir pozitif değişim var. Aynen. Olmalıdır da zaten. Aynen. Çünkü bayramlar Allah-u Teala'nın bizlere, Müslümanlara aynen. bir hediyesidir. Allah-u Teala'dan gelen hediyeler elbette ki insanı sevindirir. Değil mi? Yani bir sürü sürü tabirini kullanmanın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Bir sürü alternatif bayramlar falan var. Bir sürü bayram var. Ne demişler şu evet. bayram, bu bayram falan. Hocam hepsi havada kalıyor değil mi? Tabii bir ki. Ramazan bayramı da bir kurban bayramı geldi mi apayrı bir atmosferdir. Aynen. Evet. Muhabbet edeceğiz daha bayramı evet. biraz konuşacağız. Tabii sizleri çok alamıyoruz buraya. O yüzden izleyicilerimiz de sizlerden eser bekliyorlar şu anda. Bugün öyle biraz eser dinleyelim değil mi? Kesinlikle. Hatta muhabbetimizi biraz az yapalım. Çünkü her zaman duramadığım için bol bol eser alalım. Bol bol eser alalım. Hemen bir eserle başlayalım mesela. Murat abi bir eser seslendirsin. Esere girmeden önce bütün İslam ümmetinin kurban bayramı mübarek olsun inşallah. Tabii memleket de sıcaktır sizin gibi. Evet. yani terliyoruz Eyvallah. Daha doğrusu. Alışıkla değilsiniz fazla. Yani bizim oralar biraz soğuk geçiyor. Aynen. Avrupa'da hava buraya göre daha soğuk. Bir de siz kuzeyde kalıyoruz. Elazığlısınız değil mi? Elazığlıyız. Elazığ da buraya göre serin. Değil mi? Diyarbakır'a göre serin. Orada evet. bir şey var. Evet. evet. Eser olarak Hasan Sabaz'dan bize sabır ver Allah'ım. Bize sabır evet. ver Allah'ım. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Buyurun. Feryatlar aşina dile kanlı yaşlar hakin göze bize sabır ver Allah'ım duymasın Süleyman Nebi mazlum Kudüs'ün halini görmesin Muhammed bizim bu perişan halimizi bu perişan halimizi Hüseyin'in kanlı gömleği hüzünlendirir yüreği nefret bürümüş gözleri bize sabır ver Allah'ım bir dibin oldu Zeynep'le
feryatları arşa gider. İşitir koşmaz müminler, bize sabır ver Allah'ım, bize sabır ver Allah'ım. Zalimin ağına mevsim her zaman tefrika. Vahdat izlenen bir vaha, bize sabır ver Allah'ım. Zindandan yükselir sesler, Yusuflarda al gömlekler. Senden kesilmez ümitler, bize sabır ver Allah'ım, bize sabır ver Allah. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Şimdi program öncesi de biraz Murat abiyle bir eserleri falan konuştuk. Hasan Sabaz'ın şiirlerini ayrı bir şey, ayrı bir renk vermiş Murat abi gerçekten. Evet. Veya zaten eserlerin neredeyse %90'ı Hasan Sabaz'ın şiirlerinden. Tekrardan biz de hem Murat abi hem de Hasan Sabaz Hoca'yı tebrik ediyoruz. Buradan biz de selam gönderiyoruz Hasan Sabaz Hoca'ya. Ve böyle güzel şiirlerin de devamını bekliyoruz inşallah. Devamını bekliyoruz. eski şairlerimizden öyle aynen, diyelim. Aynen. Asıl şairlerimizden. Onun birçok şiiri değil mi eskilerden de bestelendi, albümlere girdi, ezberlerimize, hafızalarımıza yerleşti Hasan Hoca'nın. Biz de buradan tekrar selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Evet, şimdi Avrupa bayram dedik. Bayram dışında orada neler yapıyorsunuz, yani nasıl gidiyor, çalışmalar nasıl? Programlar nasıl, etkinlikler nasıl? Yani biz merak ediyoruz. Hani buraları biliyoruz az çok. Gerçi gelen sanatçı abilerimize işte nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz diye soruyoruz ama az çok biliyoruz. Oraları bilmiyoruz. Gerçi Mehmet Ali Hocam gelmişti bir kez değil mi? Bir defa gitmiştiniz. Birkaç kez diyelim gitmişlerdi. O bilir kez, ama. Bir kere gittim hocam. Tam ya. Çıkaramadım. Bir defa mıydı, iki defa mıydı? O yüzden dedim. Çok bilmiyoruz oraları nasıl. Orada etkinlikler, çalışmalar. Aslında hocam etkinlik ve program olarak belki Türkiye'de yapılan programların hemen hemen aynı tarzda orada aynı programlar yapılıyor. Sadece biri diğerinin küçük modeli diyelim yani. Diyelim oradaki burada, buranın küçük modeli. Aynı yani diyelim burada 100 bin katılıyorsa orada da 3 bin katılır diyelim. Hı-hı. Şimdi Avrupa ortamında bulunan Müslümanların sayısı... mevcut nüfusu dikkate aldığınızda yani Müslüman sayısı azdır. Tabii. Katılım da buna göre yani oranın 3 bini buranın 30 bini diyelim. O tarzda bir belki de belki bir denklem. Belki 300 bini. Yani. Oranın 3 bini buranın 300 bini. Yani dolayısıyla burada olduğu gibi yine düğün programları olsun. Özel gün ve gecelerde, kandil programlarında yine hakeza kutlu doğumla alakalı etkinlikler. Onun dışında bir de genellikle böyle bazen İslami kurum ve kuruluşların çağırdığı özel evet. programlar. Yani hemen hemen bu tarzda programlar yapılıyor. Hı hı. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bir küçük modeli diyelim. Küçük modeli aynen. diyelim. Aslında ben biraz da şey çalışmalarını sormuştum. Onu eserden sonra tekrar sorayım. Orada çalışmalar, etkinlikler, Müslümanların bir araya gelmesi, hareketlilik hep camiler üzerinden olur. Onu İnşallah. Konuşalım bir ama bir eser alalım sonra. Değil mi? İnşallah. Ne alalım? Muhammed Elif abi. Şimdi eser olarak evvela bu eseri bizlere kazandıran Hollanda'dan Mustafa kardeşimize buradan selamlarımı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Daha önceden yine Vuslat'a özlemde Murat abimizin albümünde
benzer bir şiirleriyle katkıda bulunmuştu. Evet. Güzel bir eser, hoşumuza gitti. Yani madem bayramdır, gönül almak güzeldir diyor. Evet. Biz de bayramda gönül alalım. Gönül alalım. Ne diyelim? Gönül almak güzeldir. Gönül almak güzeldir diyelim. Buyurun. Yüreğinize ağzına, sağlık. Yüreğine sağlık Edip abi. Farklı böyle Müslümanlar bulunması gereken hasletleri falan işemi. Orijinal bir eser olmuş değil mi? Böyle bir eser mi? Yok böyle farklı orijinal bir eser olmuş. Güzel bir eser olmuş. Öğüt böyle, var içinde. Öğüt var. Sözleri daha çok böyle ilahi tarzı sözler değil mi? Ilımlı sözler. Aynen. Öyle diyelim. Aslında belki kapsamlı sözler desek daha yerinde evet. olur. Yani Muhtedil olan ilimli derken aynen, o manada aynen. Hani doğru, dürüst Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük özelliği güzel ahlak sahibi olmasıdır. Ve Mustafa kardeş de Allah razı olsun, tabi biraz şiirde tahsisleri yaptık, düzenlemeleri evet. yaptık ama genel olarak %90'ı kendisine aittir. Hı-hı. Böyle bu tarz eserleri de seviyor. Evet. Ben sen bunu seslendirirken Edip abi aklıma şey geldi. Şimdi bizim Kur'an Nesli platformu olsun, işte peygamber sevdalarına bağlı bazı kurum ve kuruşların bazen namazla ilgili etkinlikleri oluyor. Öyle aklıma geldi. O zaman Mustafa abi belki bizi izliyordur.
hem size söylemiş olalım hem de ona söylemiş olalım. Namazla ilgili bizim fazlaca da eserimiz yok. Hı hı. Yapabilirse, hani bu öğütleri işlemiş ya, yapabilirse namazla ilgili bir eser atın, siz de besleyebilirseniz besleyin, öyle de bir eserimiz olsun. İnşallah bence. Bu vesileyle kendisine hem selamlarımızı iletelim, hem de böyle bir talebimizi iletmiş olalım. Ben onu söyledikten sonra benim aklıma şu geldi hocam, hani Avrupa'da çocuk olmak, hani biz mesela düşün hocam, çocuk orada doğmuş, çocukluğu orada geçecek. Türkiye'de Müslüman bir beldede, Müslüman bir ülkede yaşama şansı yok bir anlamda. Orada yaşıyor. Size kaç çocuk var abi böyle? Benim 4 tane. 4 tane, Allah başlasın. Murat abi size? 2 tane. 2 tane, Allah başlasın. Çocuklara bayramı orada hani Türkiye'yi aratmayacak şekilde ya da kendi çocukluğunuzda yaşadığınız bayramları yaşatmak adına bir şey yapabiliyor musunuz? Yani orada Müslüman ailelerin çocukları ne yapıyorlar? Ben öyle bir soru sorayım hocam. Murat abi, değişik sen 2-0 öndesin, 2 tane çocuk var. Ben onun için söz vermek istedim dedim. Murat abim de biraz bu noktada, onun da tabii farklı görüşlerine buyursunlar. Murat abi, bu senden cevap alalım. Doğru, sen biraz az konuşuyorsun. Tabii buraya göre oradaki çocukların şansı biraz daha azdır. Yani bayram da bir gün olarak geçiyor. neticede ortam olarak da biraz değişiktir Türkiye'ye göre. Yani burada genel bayram yapılıyor. Çocuklar ister istemez o havaya kapılıyor. Ama Avrupa'da o eksiklik var maalesef. Yani mesela, sizde böyle bir şey oluyor mu? Ya ben işte biz memlekete bayramları çok güzel geçirdik, çocuklarımıza da böyle bir bayram ortamı oluşturalım gibi bir faaliyetler var mı? Ya mesela cami yani, kapsamında olabilir, sizin kendi organizasyonlarınız olabilir, aileler arası. Yapmaya çalışıyoruz ama şartlar biraz daha ağır. Mesela yani kapı kapı dolaşamıyorlar, şeker toplayamıyorlar. Düşün, Alman aileye gitmiş. Şöyle bir durumumuz var aslında. Biz bazen insan o kadar çok program yapıyor, şey yapıyor ki bazen insan unutuyor. Allah razı olsun, yani Avrupa'da evvela biz çocuklarımıza şu bayram olayını yaşatmak için bir defa sabahleyin kalkıp temiz elbiseyi giymeyi, duş aldıktan sonra arabaya bin, işte beraber camiye gidiyoruz sabah erkenden. Sonra o vaazı, o hutbesi, bayram namazı başlı başına çok farklı bir namazdır, öyle diyorum her zaman. Bu başlı başına böyle bir farklılık yaratıyor. Birinci günde de küçük çocuklar, mahalle içerisinde Müslümanlar çok olduğu için kapı kapı dolaşıyorlar. Kendi dolaşıyorlar, şeker topluyorlar. Bu çok güzel, iyi dolaşıyorlar. Ve onun dışında iyi. Bizim yıllık olarak biz Hamburg'daki cami bünyesinde son dönemlerde dediğim gibi bayramlar yaz tatiline denk geldiği için pek yapma imkanı olmuyor. Çünkü çoğu kardeşler tatile geliyor. Bayram Şöleni adı altında biz parklarda, açık havada yemekli, çok bayanlar güzel, ayrı, erkekler ayrı, böyle çok mükemmel bir ortam. Hatta üstüne bir de en sonunda güzel bir halayla kapatıyoruz. Çok, yani güzel, çok güzel. O açıdan yani güzel bir etkinlik. Değil mi hocam? Tabii, en azından o kültür, güzel, bayram kültürü, aynen, çocukların bilinci altına otursun. Yani kesinlikle, çocuk da bilsin, tamam, kesinlikle, bizim dini bir günümüz var, bayramımız ve o farklı bir şeydir bizim, aynen, onu. Aynen. Benim şahsen burada bayramlarla ilgili her zaman orada dile getirdiğim bir eleştiri var. Yani burada mesela hangi Müslümanın ağzını açsanız şöyle bir tepkide bulunuyor. İşte ya bizim bu çocuklarımıza bugün bayram günü işte Almanlar izin versinler. Ama esnaflarımız, Müslüman olan esnaflarımız o gün şunu düşünmüyorlar. Ya biz bu bayram günü ilk gün en azından dükkanlarımızı kapatalım, topyekun hep beraber bayramımızı yapalım. Tatil, aynen, olduğunu bile insanın hissetmesi başlı başına bir, tabii, güzellik. Aynen. Bunu yapmıyorlar. Doğrusu bu bir eksikliktir. Hepimizin eksikliğidir. Hı hı. Çünkü bayram da ayrı başlı başına bir fedakarlıktır. Evet. Oradaki eksiklikler de, evet, eksikliklerle inşallah bayram yine güzel gidiyor. Dile getirmemin nedeni belki bu bir vesile olur i̇nşallah, da inşallah, bir yol açılır. İnşallah. Peki belki, sözü tekrar Murat abiye bırakalım. Murat abi bir eser seslendirsin. Evet. Mesela ne seslendirsin? Mesela ne istersiniz? Mesela ne hazırlamıştınız? Gülümser yüzün falan vardı, olabilir değil mi? Varsa hasret çil inşallah, çil olur, belim bükülür, evet, değil mi? Evet. Buyurun. Oh,
Hasret çilçil olur benim dükülüm. Dilimden günahkar sözler dökülür. Ciğerinden kanlı ahlar sökülür. Acılar kalbimde gülümser yüzüm. Ciğerinden kanlı ahlar sökülür. Garibimdi kesin gülümser yüzüm. Rüzgarı eser her sözde, hayır yok, umut yok çözülen bizde. Zamanlar devrilir, fer kalmaz gözde. Mektuplar cevapsız gülümser yüzüm. Zamanlar devrilir, fer kalmaz gözde. Mektuplar cevapsız gülümser yüzüm. Kurşun beni kalbimden vurur. Çatlarım kahırdan gülümser yüzüm. Her bir kurşun beni kahırdan vurur. Çatlarım kahırdan gülümser yüzüm. Gülümser yüzüm. Ya şerefli ölüm yahut sefalet, garibim be kesin gülümser yüzüm. Yüreğine sağlık Murat Hanım. Razı olsun. Bu eserle ilgili çok farklı anılarım var. Şimdi melodi girer girmez, o piyano girer girmez ilk böyle bunu yaptığımız yıllara gittim. 2000
2000 kaç mı Murat abi? 2007 2008 miydi? O yıllardı sanki. 2007 2008. 2000 aynen o dönemdi. bunu Atilla Dündar, aslında Taner Yüncüoğlu vardı. Onların stüdyosunda başladık hocam. Bu işi Atilla Dündar'a verdiler. Atilla Dündar'la stüdyo arasında bir çekişme oldu. Ondan sonra ayrıldılar. Albüm de Atilla Dündar'la beraber kendi stüdyosuna gitti. Mecburen işe o başlamış ya, onu bitirmesi evet. gerekiyordu. Öyle bir çetrefilli iş. Aynen öyle, öyle bir şey şimdi, var. Evet. Bir de hocam, bir gün hiç unutmuyorum, bizim İskender Paşa Mahallesi var Diyarbakır'da. Orada yürüyorum. Bir araba park aldı ama arabada bu melodi çalıyor, bu ezgi. Ben, bizim Murat abinin eseri değil mi? Baktım yanaştıkça, evet eser o. Genç kolunu uzatmış, kollara bir jilet net böyle falan, tamam belli ki Diyarbakırlı. Evet, Diyarbakırlı. Bizim kırıklardan evet, baktım yani. Murat abinin eseri çalıyor. Yani hoşuma gitti tabii. Evet. Yani, bir de söylerken ben şunu gördüm. Şimdi mesela Muhammed Edip abi, işte Murat abi, sizler söylüyorsunuz ya. albümdeki eserleri söyleyince bizim sanatçılarımız gerçekten, hani ses orijinalliği çok süper yani. Hani yani dinlerken sanki albüm aynen. dinliyor musunuz gibi geliyor. Hani ağzından mı aldın diyorlar, dilinden evet. mi aldın diyorlar ya. Ben de tam onu düşünürdüm hocam. Yani söylerken bütün sanatçılarımız da böyle. Yani kendi albümlerinde söyledikleri eserleri okuyunca zannediyorsun ki işte evet. şu an albüm dinliyorum. Acaba playback mi? Murat abi demek biraz daha bariz. Daha bariz. Bu. Şimdi çok bu eseri sakin okuyor. Çokça dinledik, tamam mı? Şimdi Allah Allah diyorsun. Hakikaten aynısıymış diyorsun. Playback yani, değil yani, izleyicilerimiz. Söyleyelim. Çalan arkadaşların güzelliğidir. Evet. Şimdi Murat abi zaten sakin. Böyle çok fazla şey yapmaz. Bizim Bilal Dalkılıç abi gibi de böyle sakin. Bir de söylerken de sakin söylüyor. Aynen. Hani böyle şey abi, böyle sakin söylüyor. Sanki bir şey konuşuyormuş gibi söylüyor. O sesine de yansıyor. Tabii dediğim gibi albüm gibi geliyor sesler. Şimdi albüm gibi bir ses daha mı dinleyelim hocam? Bir o ses zaman? Daha dinleyelim. Zaten evet. ben onu diğer eserde de söyleyecektim. Diyecektim ki yani yeni bir eser okudu. Farklı bir tarzdı sözleri. Hı-hı. Normalde Edip abi'den dinlediğimiz diğer eserlere çok benzemiyordu. O ses farklı bir tarz olunca böyle hani orada da söyleyecektim. Diyecektim ya, böyle sesleriniz çok orijinal. Yani demek ki sesle oynanmıyor. Albümler yapılırken ses Hı-hı. güzelleştirilmiyor. O ses zaten güzel yani. Evet. Bir ses daha alalım abi. Orijinal bir ses daha alalım. Evet. Albümlük bir ses. Ne alalım abi? Şimdi tabii bizim sanatçı kardeşlerimizin hepsinin genelde eserlerinde Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'a olan ayrı bir muhabbet, ayrı bir sevgi var. Tabii bütün diller, bütün şiirler onu anlatıyor. Evet. Dolayısıyla bizde yakın zaman içerisinde bir albüm çalışmamız oldu. Murat abim, Abdüssemet kardeşimiz, bir de Fethi Ahmet kardeşimizle beraber, dördümüzün beraber ortak yaptığı bir Avrupa'ya yönelik bir çalışmaydı. Bu arada bayramın üçüncü günü inşallah Ahmet Fethi ile Samet. Fethi Samet. Aynen. Onları alacağız inşallah. Onu da buradan duyurmuş olalım. İnşallah. Evet. Dolayısıyla biz birlikte bir albüm çalışmamız oldu ve bu albüm çalışmasında çok defalar belki seslendirdiğimiz bir eser de, ama albüme alınınca ayrı bir güzellik ortaya çıktı. Düet bir parçaydı. Evet. Sevdamız Muhammed'i diye. Sevdamız daha Muhammed'i. Ziyade kutlu doğumlara yönelik hazırlanmış bir çalışmaydı. Hı hı. Murat abiyle ortak bir çalışmamızdı. Evet. İnşallah onu seslendireceğiz. Peki, biz de dinleyeceğiz. İnşallah düet bölümlerinde bana buradan eşlik ederse daha i̇nşallah. Güzel olur. Buyurun. Sevdamız tazelendi, bahar mevsimi gibi sevdamız tazelendi. Coşsun bütün gönüller sevdamız Muhammed'i. Coşsun bütün gönüller sevdamız Muhammed'i. Ya Muhammed.
Muhammed-i Muhammed, salatı selam ya Ahmed. Ya Muhammed-i Muhammed, salatı selam ya Ahmed. İnsu cinin rehberi, selamı sana Muhammed. İnsu cinin rehberi, selamı sana Muhammed. Ele ele tüm verelim, meydanlara inelim. El ele tüm verelim, meydanlara inelim. Coşsun bütün müminler, sevdamız Muhammed'i. Coşsun bütün müminler, sevdamız Muhammed'i. Ya Muhammed, Muhammed, salatı selam ya Ahmed. Ya Muhammed, Muhammed, salatı selam ya Ahmed. İnsu cinin rehberi, selamı sana Muhammed. İnsu cinin rehberi, selamı sana Muhammed. Muhammed'i bu sevda meydanlarda ardarda. Muhammed'i bu sevda meydanlarda ardarda. Güle vurgun bu sevda, sevdamız Muhammed'i. Güle vurgun bu sevda, sevdamız Muhammed'i. Ya Muhammed, Muhammed, salatı selam ya Ahmed. Ya Muhammed, Muhammed, salatı selam ya Ahmed. İnsu cinin rehberi, selamı sana Muhammed. İnsu cinin rehberi, selamı sana Muhammed. Selamı sana ey Nebi, böylesi görülmedi. Selamı sana ey Nebi, böylesi görülmedi. Bu asrın yiğitleri, sevdamız Muhammed'i. Bu asrın yiğitleri, sevdamız Muhammed'i. Ya Muhammed, Muhammed, salatı selam ya Ahmed. Ya Muhammed, Muhammed, salatı selam ya Ahmed. İnsu cinin rehberi, selamı sana Muhammed. İnsu cinin rehberi, selamı sana Muhammed. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Hep böyle duygusal, hüzünlü değil mi eserler olmamalı bayramın. Bir de programımızın ismi de Bayram Sevinci, yani sevinçli, hareketli, heyecanlı yönü de var. Eserlerimize de yansısın diyeceğim ama Murat abiye bakıyorum, hareketli hiçbir eseri aklıma gelmiyor. Var mı abi? Uzak şeyden Bayram Buruk Sevinci. Buruk Sevinci. Yani uzaktan biraz hüzünlü bakıyoruz. Değil mi? O yüzden yukarıda saç da kalmıyor. Şimdi dikkat edersen böyle Avrupa'dan, Avrupa'da eser yapan, müzikle uğraşan abilerimizin eserlerinin çoğu böyle hüzünlü, arabesk tarzı eserler. Hep o şeyi yansıtıyor, o gurbeti değil mi yansıtıyor? Onun verdiği bir hüzünle eserler de hüzünlü ortaya sanat çıkıyor. Sanat eserlerinin zaten hocam bir çoğunun ortaya çıkışı da bu şekilde olmuyor mu? Evet, yani ağıtlarla. Stran, mesela Doğu Güneydoğu'nun çok yaygın bir tarzı denk becerinin seslendirilmiş stranlar. Her birine bakıyorsun işte bir dönem işte ya aileler arası kavgalarda insanlar öldürülmüş, ya o dönemin
Yani mesela baskıcı bazı güçleri zulmetmişler onlara. Onların üzerine stranlar yapılmış. Yani yaşantının içinden gelmiş hepsi. Yaşantının içinden gelince de oradan. Aynen, öyle şimdi adam orada sevinç tam demek ki kıpır kıpır sevinç. Bir sevinç yok. Sürekli anneyi özüyor, babayı özüyor, memleketi özüyor. Memleketin dağını taşını özüyor. Halen yaptığı zaman illaki hüzünlü geliyor eser. İllaki geliyor. Bir tane hüzünlü eser daha alalım abi o zaman. Şimdi şöyle bir durum. Biz tabii repertuarları hazırlarken daha önceden yazmış olduğum bir çalışma vardı. Gurbet diye bir eserdi. Evet. Tam hazırlarken gurbet kelimesi ağzımdan çıkar çıkmaz Ali abi dedi ki sakın ha dedi. Zaten dedi hüzünlüdür. Öyle evet. Olunca ben de eserleri dedim hiç olmazsa biraz coşkulu. Biraz coşku. Aynen. Farklı İyi olsun. Yapmışsın. Dengeyi kuralım. Aynen. Dengeyi kuralım. Adam, ne alalım abi? Babalara mı alalım, analara mı alalım? Hangisi abi? Dertli baba. Genelde hep annelere... Yazık. Hep anne üzerine evet. Eser söylenir, baba üzerine çok fazla söylenmez. Aynen. Birkaç tane Kürtçe eser var, Bavimino, Dibemino eseri var ama... Bu parça çok... da baba hasreti çekenlere gelsin inşallah. Eyvallah, buyurun. Yaşına mendil olam. Derdi babam, derdin nedir? Söyle bana kurban olam. Derdi babam, derdin nedir? Söyle bana kurban olam. Hazan mevsimi gelince sen bahar ben kışın olan. Hazan mevsimi gelince sen bahar ben kışın olan. Hazan belin büktü ise sen bahar ben kışın olam. Hazan belin büktü ise sen bahar ben kışın olam. Bülbül için sızlayan bir neyzen isen ben ne olam. Bülbül için sızlayan bir neyzen isen ben ne olam. Derdi babam, derdi nedir? Söyle bana kurban olam. Derdi babam, derdi nedir? Söyle bana kurban olam. Hazan mevsimi gelince sen bahar ben kışın olam.
Hazan mevsimi gelince sen bahar ben kışın olam. Derdin ağır geliyorsa dayan bana sen olam. Derdin ağır geliyorsa dayan bana sen olam. Yıktığında dertler seni mezarına ben taş olam. Yıktığında dertler seni mezarına ben taş olam. Dertli babam derdin nedir söyle bana kurban olam. Dertli babam derdin nedir söyle bana kurban olam. Hazan mevsimi gelince sen bahar ben kışın olam. Hazan mevsimi gelince sen bahar ben kışın olam. Eyvallah Murat abi, yüreğine sağlık. Eyvallah, yani, razı olsun. Teşekkür ederiz. Bir babaya yazılabilecek en güzel herhalde şarkı, en güzel sözler. Yani, Hasan mi? Hoca'nın güzelliğidir. Fadıl Şahane miydi hocam? Fadıl Şahane. Evet, bu Fadıl Şahane evet, bizim Fadıl Hoca. Evet. Fadıl Şahane'nin bir şiiri. Ve gerçekten de güzel işlemiş. Hocam beste öyle bir şey ki, yani Fadıl Hoca'nın bu şiiri bizim elimizdeydi mesela, hani bize vermişti. Yani besteyle buluşmayana kadar aslında çok da kendini belli ettirmiyordu. Şimdi bestelenince böyle hüzünlü, güzel bir beste haline gelmiş. Ben bunu ilk defa Hamburg'da mıydı abisin? Hamburg'da. O ilk defa Murat abiden orada duyduk. Böyle bir cami ortasında söylemişti böyle soft, kuru bir sesle. Oradaki cemaat de, oradaki insanlar da çok beğenmişlerdi. Güzel bir eser olmuş. Ağzına Hazan mevsimi gelince sen bahar ben kışın olan. Evet. Ben mezar taşın olan vesaire, yani öyle güzel sözler, güzel etkili sözler. Müsaadenizle bir ara gireceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah bayram sevincinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bayram sevincinde Murat Yaman ve Muhammed Edip abilerle beraber güzel vakit geçiriyoruz. Bayramın ilk gününde güzel eserler dinliyoruz, güzel muhabbetler ediyoruz. Hatta biz muhabbeti kısalım dedik ama sanki daha da arttırdık. Çünkü konuşacak çok şey var, merak ettiklerimiz var. Bir de sık sık konuşamıyoruz sizlerle. Öyle bulmuşken muhabbeti de üst seviyeye getiriyoruz. Aynen, bir de yaşamadığımız bir coğrafyadan geliyorlar. Oraya dair aklımıza takılan, merak ettiğimiz şeyler var. Ondan dolayı muhabbet biraz genişliyor. Evet, ben aslında şey soracaktım, yani arada kaynamıştı. Öyle başlayalım, sonra bir eser dinleyelim Edip abiden. Bu böyle çalışmalar genelde orada cami eksenli olur değil mi? Yani Müslümanların dernekleri, işte bir araya gelmeleri vesaire böyle cami etrafında olur. Caminin orada fonksiyonu büyük değil mi Edip abi? Tabii dernek çalışmaları olarak geçiyor. Aslında camiden ziyade, yani kurumsal anlamda devlet nezdinde tanınan kültür ve yani sosyal ve kültürel faaliyetleri etkin bir şekilde kullanabileceğiniz alanlar derneklerdir. Ve bu bünyede de şöyle yanlış anlamadım değil mi? Yani devletin nezdinde cami diye bir şey yok mu? Orası yani dernek. Yani cami midir? Olarak sadece belli birkaç yerin cami olarak kabul ediliyor. Diğerleri kültürel ve sosyal faaliyetleri kendi insanlarına, kendi evet, kültürlerini yine aynı şekilde anlatan derneklerdir. Niye kültür böyle? Kültür ferahin olarak geçiyor isim olarak. Yani böyle bir şey var. Böyle bir yapı ta eskiden beri bu şekilde yerleşmiş. Ve dediğim gibi devlet nezdinde de kabul gören budur yani. Evet. Yani tanınan budur.
Ha ne oluyor? Bu derneklerin bünyesinde bir de ibadet odası olarak geçiyor. Yani öyle ibadet diyeyim. Odası. Tabii mescit, bizim mescit olarak nitelendirdiğimiz. Böyle bir yapıyla orada faaliyetler sürüyor. Tabii her kesimden, her milletten oradaki Müslümanlar aynen. bir araya geliyorlar değil mi? Yani bir araya geliyorsunuz. Ya özellikle mesela özel Hamburg... şeyler var mı? Yani mesela diyelim ki Türkiye'den gidenlerin camisi ya da işte Afganistan'dan gelenler, Pakistan'dan. Tabii her milletin genelde kendisine ait zaten dernekleri vardır. Ya da bir iki birbirine yakın bölgelerin işte Afrika ülkelerinden olan bazı ülkelerin insanların birlikte kurmuş oldukları dernekler var. Ve bu noktada gerçekten bu derneklerin çok ciddi manada faydası oluyor. Çünkü başka bir yapacağınız bir şey yok. Yani insanları bir araya toplamak zorundasınız. Bunun en güzel yolu da budur yani. Aynen. Peki. Bir eser alalım abi. Eyvallah. Ne alalım? Biz tabii coşkuyla başladık, gönül almaktan bahsettik ama dediğimiz gibi bizim bayramlarımız bazen sevinç, bazen burukla geçiyor. Yine Muhammed-i Sevda albümümüzden, doğrusu bu eserin bende çok ayrı bir şeyi var, yani hüznü var diyeyim. Evet. Hatırlarsanız bu mültecilerin Avrupa'ya olan göçünde her gün şahit olduğumuz bir manzaradır. Çocuk, kadın, yaşlı, evet. erkek demeden birçok insan orada can veriyor. Ve yakın zaman içerisinde hatırlarsanız bu Aydan Bebek diye bir evet. çocuğun cesedi sahile vurmuştu. Ve bu eser deyimi yerindeyse o manzaranın bir ürünüdür. Hı hı. Yani bu manzara karşısında ancak insan, bir Müslüman şunu diyebilir: Nusretinle yardım ya Rabbi. Nusretinle yardım evet, ya Rabbi. Bunu peki. anlatmış olan ve inşallah onu dile getirelim.
kavim ırk dediler, bölük pörçük hal verdiler. Mezhep kavim ırk dediler, bölük pörçük hal verdiler. Dost bakıp hançerlediler, Nusret'inle yardım yara. Dost bakıp hançerlediler, Nusret'inle yardım yara. Üşür leş kargaları, her bir yandır can pazarı. Harap olmuş her bir yanı, Nusret'inle yardım yaram. Ey Muhammed'in ümmeti, bu hal değil bir halimiz. Biz ki vasat bir ümmetiz, nerede şefkat rahmetimiz? Ey Muhammed'in ümmeti, bu hal değil bir halimiz. Biz ki vasat bir ümmetiz, nerede şefkat rahmetimiz? Sahile vurur can özüm, ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, Nusret'inle yardım yara. Umut dolu bakışlarla, hakta sebat bir olmaya. Seher vakti dualarla, Nusret'inle yardım yara. Nusret'inle yardım yara. Ey Muhammed'in ümmeti, bu hal değil bir halimiz. Biz ki vasat bir ümmetiz, nerede şefkat rahmetimiz? Ey Muhammed'in ümmeti, bu hal değil bir halimiz. Biz ki vasat bir ümmetiz, nerede şefkat rahmetini? Eyvallah Edip abi, yüreğine sağlık. Evet, İslam ümmetinin ezilmiş halini anlatıyor. Mustazaf halini anlatıyor. Bu değil bizim halimiz. Ya, o cümle güzel bir, yani. Aynen, şimdi aynen. Bu mudur yani İslam ümmetinin yani bu hali? Bu mu olmalıydı? Yakışmıyor. Aynen. Gerçekten yakışmıyor. Aramıza tefrika koydular. Doğru. Biz de çabuk yuttuk. Aynen. O da doğru. Yani biz de çok akıllı davranmadık. Hani derler ya, nasılsanız öyle idare edilirsiniz, öyle yönetilirsiniz. İslam ümmeti olarak bizler de uyanık olmadık. Halbuki Müslümanlar uyanık olmalı, değil mi? Oyunlara gelmemeli. Ya aslında yani parçada hani insanın derdi ve kederi neyse onu anlatmaya çalışır. Evet. Şimdi ümmetin içerisindeki sıkıntı malum. Yani hakikaten bizi paramparça hale getiren bu durum, yani bizim farklılıklarımız, zenginliklerimiz olması gerekirken düşmanlığa dönüştürülmüş. Bu da acı geliyor. Bunu en iyi bir de siz görüyorsunuz, değil mi? Mesela yani, Avrupa yıllarca işte ırkçılık hastalığıyla, değil mi, birbirlerini katlettiler. Yani milyonlarca insan neredeyse gitti, değil mi? Aynen, aynen. Şimdi sonra ne yaptılar? Bunun bir hastalık olduğunu, bir illet olduğunu anladılar. Aynen. Geç anladılar ama anladılar. Yani nihayet. Koca iki tane dünya savaşından sonra, sonra anladılar ve bu hastalığı bertaraf ettiler. Şimdi siz bunu iyi görüyorsunuz. O farklılıkları nasıl bir zenginlik haline getirdiklerini, aynen, orada görüyorsunuz. Aynen. Bir sınır içerisinde onlarca devlet var. Her biri kendi işte dilini rahatlıkla kullanabiliyor, kültürünü yaşayabiliyor. Aynen. Biz de alıp oradan işte taklit ediyoruz ama bir türlü onu da beceremiyoruz. Aynen. Sadece maalesef taklit çıkarıyoruz. Maalesef. Fakat o zenginlikleri ortaya koyamıyoruz maalesef. Aynen. Evet. O kadar insanın bilmesine rağmen 60-70 milyon, şimdi
ortada sınırları yok. Yani sınırları yok, değil mi? Normalde bu yani belki ebedi sürecek bir kavga halini alması gerekirken ama adamlar yaptı yani başardı. İslam ümmeti de bunu başarmalı. Bir olabilmeyi başarmalı. Aynen. Bir olursa tek ümmet olur. Tek ümmet olursa Allah-u Teala'nın nusreti inşallah. Gelir. Nusretiyle yardım eder inşallah. Ümidvarız. Bizim de eserde anlatmaya çalıştığımız şey buydu. İnşallah evet. Ümidvarız. Bir insanı bile etkileyebilme imkanımız olsa inanıyorum ki bizim evet. için en büyük mutluluk verecek. Aynen. Diyelim. Bizden mi? Yok. Bu Sefer Mehmet Ali abi senden hiç eser al. Yıllarca eser dinlememiş gibi geliyor şimdi bana. Böyle bir kaç yıl etti. Bu kadar yani hocam. Bu kadar susamışsın eser. Evet. Evet abi. Hocam. Bir eser alalım abi senden. Olur hocam. Ben de Allah-u Alem Şehit 9 olması lazım. Şehit 9 albümünden. Şehit Şahin. Şehit Şahin. Biraz Şahin. Evet. Biraz Şahin olarak da geçiyor. Bu da dediğim gibi hani keşke seslendirseydim ya da bir imkan olsa seslendireceğim bir eser. Öyle dediğim bir eser. Aynen. Sıraya aldığın. Aynen. Bir eser o zaman dinleyelim. Toparlamama yardımcı olduğun için ayrıca dedim. O zaman Kerem Kütü. O zaman. Kerem Kütü. Ciye derdi kınaye,
hasti şehidlik ye kudar ye her çiket ye berasti şehidlik ye kudar ye. Sağlık. Eyvallah, Allah razı olsun. De ağzınıza sağlık. Bu pes tarafları evet. Güzel oldu Edip abi. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Öyle şehit albümleri. Hı-hı. Şimdi şehit diyoruz. Bayramların hüzün kısmı da diyoruz ya. Hı-hı. Şimdi bayram şehitlerimiz de var. Hele bir de Kurban Bayramı şehitlerimiz. 6-8 Ekim şehitlerimiz. Yersin Bölüğü arkadaşları bilinen ismiyle. Bayramımızın şehitleri var. Daha önce 90'lı yıllarda bayramlarda, arefelerde, Kadir gecelerinde, Ramazanlarda vesaire şehit olanlar var. Biz işte o hüzün derken aslında işin içine biraz da bunu da katıyoruz. Şehadet şehitlerimizin de hüznü var. Ki bayram programlarında şehit eserleri, şehitlerle ilgili eserler de seslendirmek o hüznün bir parçası haline geliyor. Yüreğinize sağlık diyelim. Evet, Murat abiye döneceğiz. Evet. Bir eser dinleyeceğiz ama orada böyle orada derken kastettiğimiz yeri anlıyorsunuz zaten. Avrupa'da böyle farklı hani İslami kesimler de muhakkak vardır. Farklı milletler de vardır. Özellikle buradan giden, Türkiye'den giden farklı kesimler var. Etkinliklere katılıyorsunuz. Böyle farklı eserler de seslendiriyor musunuz acaba? Onu merak ediyorum oralarda. Yoksa yani, siz zaten kendi genelde albümleriniz. Arapça, Türkçe, Kürtçe, Zazaca evet. Repertuarımızda vardır. Almanca? Almanca üzerine çalışıyoruz ama henüz bitmiş henüz değil. Yok. Bitmiş değil. Bitmiş yani değil. Var çalışıyorsunuz henüz yani bitmiş değil. Planımızda var. Hiç burada merakla bekliyoruz yani Almanca bir eser Murat Yaman'ın sesinden. Yani o duygu nasıl iyi. Almanca yansıtacağız? Almanca çok garip bir dil hocam. Hep böyle R harflerinin olduğu böyle bana biraz böyle kaba gibi geliyor. Çok zor bir dil. Bana mı öyle geliyor? Çok zor şimdi verilen kaynaklı yani değil de şeyde, kabalığı var biraz. Mesela Fransızca şey bir dil. Sanat Fransızca'da dili. Da var ama daha ince geliyor. O biraz daha böyle şey. Ortaokul, lisede Farsça gibi. Farsça ve Fransızca mesela sanata özellikle müziğe çok iyi giden dillerdir. Edebiyat ve sanata. Ama Almanca öyle değil. Yani, değil mi? Almanca
müziğe fazla kültürünü yansıtmamış. Çok bilinen çok böyle açık. Almanca eserler de yok. Hani şarkılar evet. falan da yok. O manada. Almanların biraz İngilizce hayranlığı da var. Genelde İngiliz müzikleri dinliyorlar. Evet. Peki. İnşallah bir ara geldiğinizde Arapça, Türkçe, Kürtçe, Zazaca i̇nşallah. Ve Almanca eserler i̇nşallah. Seslendirirsiniz. Böyle her dilden birer tane seslendirirsiniz. Nasıl olursa inşallah. İnşallah. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz? Şimdi tabii Diyarbakır'a geldik. Evet. Şeyh Said diyelim inşallah. Tabii Diyarbakır'a gelmişsek Şeyh Said diyelim. Buyurun. Dostlar bir bir tekmeler kese bayı Allah dedi teslim oldu şefsayı Hem bir ağıt hem gam sardı dünyayı Şehadete gülümsedi şefsayı Kötülükler yayılırken durulmaz Sen bükmezsen zalim bilek kırılmaz Boş sözlerle kanlı yara sarılmaz Tufan vakti hak gemisi Şefsahir Tufan vakti hak gemisi Şefsahir Toparlanın kardeşlerim an geldi Zelilane yaşam bize ar geldi Bu kıyamla mazlumlara can geldi Kalan kaldı kıyameti şefsai Batıl sözler ufkumuza doğacak Umut nesli fasit yolda duracak Şeytan bizi tuzaklarla saracak Bu tezgaha hayır dedi Şeyh Said Bu tezgaha hayır dedi Şeyh Said Ezilsen de horlansan da hakkı son Sebat etsen yanar eller iman kor Umut kayıp hakkın sesi geliyor Şehit dedi cennet dedi Şeyh Said Tarih bize destan destan şan taşır Ahmet sana şehadetler yakışır Heybetinden yorgun yürek yatışır Sana sevgiyle baktı Şeyh Said Sana sevgiyle baktı Şeyh Said Ahmet sana şehadetler yakışır. Değil mi Ahmet'in? Evet. Şehitlerinden, ilk şehitlerinden.
İlk şehit Şeyh Said. Yüreğinize sağlık. Allah rahmet eylesin. Amin. Güzel bir eser. Yine bir Hasan kez... Salaz şiiriydi. Evet. Öyle mi? Bu Murat abiden bu son çıkan albümdeydi. Evet, Muhammed Zaten ise. Albümden sonra onları programa çağırma şansımız çok olmadı. Ondan dolayı ilk defa dinlemiş olduk. İlk kez burada dinlemiş olduk. Evet. Evet, güzel bir eser. Allah razı olsun. Evet, hep böyle şey geçti ilk gün abi. Hep hüzün geçti. Hasretli geçti. Hasretli geçti. Biraz böyle. Bilemedik bile. Böyle halay malaylık eserler de yok mu abi böyle? Belki bizden sonraki arkadaşlar daha hareketli. Evet. Daha dört gün var, üç gün daha var diyorsunuz değil mi? Doğru diyorsunuz ama keşke bugün de biraz ama şimdi öyle bir şey ki bazı sanatçıların bazı tarzları var. Onun dışında çok böyle mesela Murat abinin çok böyle halaylık eserleri falan yok değil mi? Düğünlerde bilmiyorum ne yapıyorsunuz ama genelde slow parçalar söylüyor. Sesine de o biraz yakışıyor. Şimdi kalkıp Murat abiye illa bize hareketli işte halay eserleri söyle de diyemeyiz. Aynen. Edip abinin de fazla yok ama Edip abi yine az çok böyle hareketli eserler. Mesela bir tane böyle evet. söylediniz. Yok, bazen şey oluyor aslında Murat abi mesela... albümlerin birine işte bir gün gelir savaş biter. Bazı canı marşlarımız var. Yani. Marş tarzı. Bu albümümüzde de aslında marş tarzı bir eser vardı sanki. Değil mi hocam? Var. Evet marş böyle bir hareketli bir marşınız var. Evet. Atın gibi Murat abi denince aklımıza hüzünlü eserler geliyor. Ağlayacağız yani. Yorulmuşuz. Ağlamak mı istiyorsun? Aç Murat abi dinle. Öyle. Peki abi sizden hangi eseri dinleyeceğiz? Şimdi tabii dediniz hareketli olsun, şey olsun da. Evet. Hocam son eser hakkımız mı yoksa? Yok son eser hakkımız değil daha var daha hakkımız hareketli sona mı alalım? Sona alalım hocam. Sona alalım. Madem tamam. hareketli varsa onu sona alalım. Onun için sorayım evet. da peşin peşin işimizi bir sağlama alalım. Tabii. Allah razı olsun. Evet. O zaman hüzün dedik. Gerçi bu eser doğrusu çok fazla istek olarak gelen bir eserdir. Çok fazla dinlenen. Hicran yürekli anları hemen hemen tüm evet. yani bizim kendi camiamız dışında da birçok kesimin çok rahat dinlediği bir de tabii talep ettiği. Ammar'ın hikayesi başlı başına zaten tabii. tarihte yerini almış bir evet. Şey var. Siyer hüznüyle beraber var. Aslında hikayede yani evet bir hüzün var. O yapılan işkencelere karşı onun o çektiği sıkıntılar anne ve babasının şehit olması ama bununla beraber sahabenin ve hususen Ammar'ın peygambere olan sevgi ve muhabbeti. Bağlı. Bence biraz eserde bu güzelliği görüyoruz. Hı hı. Ama yine hicran var yani. Hicran, yani bak, hicran yürekli Ammar diyeceğiz. Ne yapalım çaresi yok. İnşallah hicran yürekli Ammar diyoruz. Buyurun abi. Murat abim de yine inşallah bizlere eşlik ederse arada. İnşallah. Yani. Allah razı olsun. Resul sorar ey Ammar hüznün gözlerden damlar yanık yürek can Ammar anlat bana neyin var Ammar söyler dilince aşk koşar kendince Aç da bak şu kalbime neler yatar dibinde Hicran yürekli Ammar onu bir mahmud anlar İşten ağlar can Ammar dertlerin bir bir sayar Hicran yürekli Ammar onu bir mahmud anlar İşten ağlar can Ammar dertlerin
İsa'ya. Alemlere rahmetsin, Ammar İsa devasın. Kalbimin lübbü sensin, gözlerimin hüznü sen. Anam babam yas değil, dayanılmaz çilem sen. Hicran yürekli anlar, onu bir Mahmud anlar. İşte dağlar can anlar, dertlerin bir bir sayar. Muhammed yolunda yetmese öleceğim. Param malım mülküm yok, konu komşu kimim yok. Ama bir canım vardır, o da sana fedadır. Hicran yürekli anlar, onu bir Mahmud anlar. İşte dağlar can anlar, dertlerin bir bir sayar. Hicran yürekli anlar, onu bir Mahmud anlar. İşte dertlerim bir bir sayar. Hicran yürekli Ammar. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Evet abi. Bu Ustaz Sevdası 1'de miydi bu Elif abi? 2. 2'de miydi? 2'deydi. Yani. Bunu Murat abi mi okumuş dedi, abi sen mi okumuştun? Murat abi okumuştu. Ben de şimdi okuyunca o kadar şey oldu ki dedim acaba Edip abi mi seslendi, dedim şimdi Murat abi şey şeye girmedi. Ya hamdolsun. Ama dediğin gibi o dönemde de hani müzik piyasasının tabiri ya patlamış bir eser. Patladı eser derler. Ama ses renkleri de benzerdir. Yani ses öyle... renklerinden ziyade tarzları çok böyle içe geçiyor. Murat abinin sesi biraz daha böyle ince şey. Abinin biraz hançereleri falan var, hançereleri. Biraz ben Edip abi ilk çıktığı zaman ben onu bizim Muhammed daha var Bingöl'lü. Evet. Ona benzetirdim tarzını. Şimdi yan yana demek ki üzüm üzüme bakan. Bingöl'le Palu birbirine çok uzak değil. Etkileşim olmamıştı. Ama
Güzel eser gerçekten güzel. Yani Allah razı olsun, Murat abi de albümde çok güzel seslendirdi. Tabii biz hemen hemen Vuslat Sevdası 2'den itibaren, ki bu aşağı yukarı 2005-2006'ya falan denk gelmişti, evet, yanlış değilsem. Ta 2003'ten beridir biz birlikteyiz. Yani doğal olarak seslerimiz, bestelerimiz birbirine yakın oluyor bazen. Çünkü insan birlikte çalıştıkça deyimi yerindeyse bir harman oluşuyor. Evet. Sizden sonra evet, hocam bu eserle ilgili ajansımıza çok talep geldi. Yani. Hani bilmediğim mesela kişilerden, işte hocam ben falan kes böyle bir eseriniz var, seslendirebilir miyiz? Bazen sizin telefonlarınızı verdim, belki size de görüştüler ya da telefonla size ulaşmaya çalıştım. Öyle yani piyasadan çok istek alan, seslendirme evet, konusunda istek alan bir eser oldu. Demek evet, ki güzelmiş. Ortak eserlerden biri. Sözler kime ait hocam? Hocam valla sözler bize emaneten geldi. Evet. Beraber besteledik Murat abiyle birlikte. Evet. Hatta emanetten derken nasıl emanetten yani, kardeşlerimiz bize gönderdi, bir arkadaş sözleri 2-3 eseri, o esnada biz kendimizin de yazmış olduğu eserler vardı. Hı-hı. Emanetten derken yani kastım yani şu anda hala yani şiirin altında isim yok. Şey hocam bunu seslendirin bir süreliğine, sonra geri alalım. Yok, orada belki de ifadeyi yanlış kullandım belki. Yani şiir geldiğinde altta isim yoktu. Hı-hı. İsim olmayınca biraz bir noktada anonim gibi oldu. Hı-hı. Fakat şimdi bununla ilgili... Hicran İrekli Anlar, onu bir Mahmut anlar. Orada öyle mi deniyor? Tamam. Evet. Şimdi Mahmut'tan kasıt acaba kendini mi kastetmiş? Hayır, yok. Ama yani, hani, o isim çok kullanılmaz. Bence yazan kişinin ismi de Mahmut'tur. Hayır hocam, niye bir sadece o anlasın ki Mahmut Tekan? Yani öyle, o hicranın... O zaman kendine çok özel bir şey atfeder. O da bir ondan mütevazı. Yani ben de onu anlıyorum. O hicranı diyor, anlıyorum. Diyor ki onu bir Mahmut anlar yani onu. Ben öyle yani, anlıyorum. Peygamber bence peygamberimiz en iyi olan. Zaten gidip derdini söylüyor ya peygamberimize. Ey Allah'ın Resulü. Tamam, hani... Anlıyorum. O evet, siyerde var zaten de. Hı. Bence o Mahmut ismini kullanmasının altında yani bir şey var. Yani diyor ki orada acaba hani Yunus Emre gibi son kıtada evet, genellikle yani yapılıyor zaten de. İsimlerini biz zikrederler. Yani. Aynen. Peki öyle mi olmuş diyorsun? Yani öyle olmuş olabilir. Mesela Seyda Mera Mizgin. Genellikle Mizgin kelimesini Mizgin isim olarak kullanmıyor orada. Ama Mizgin'i müjde olarak kullanıyor eserlerinde ama Mahlas ismi olarak da onun evet, kendi ismidir evet, aynı zamanda. Ama yani anlaşılan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mahmud ismiyle. Ben de öyle anlıyordum. Makamı Mahmud'a öyle, biz öyle anlıyoruz zaten, onda bir sıkıntı yok. Onu demiyorum. Diyorum ki yani kendi ismi de Mahmud mudur acaba? Evet. Olabilir yani. Bu eserim bende... Çünkü Peygamber Efendimiz'in Mahmud ismini yani eserlerde nadir, çok nadir. Ahmet, Mahmut, Mustafa hani yani onu yani söylerler bazen yani şairler yani sıkıştıkları zaman hocam yani çok az kullanılan şeylerde orada yani kafiye ve uyum varsa hani varsa öyle bir isim kullanabilirler hocam. Evet. Öyle olsun abi inşallah. Allah kendilerine razı olsun. Razı olsun. Aynen. Yani. Ama bu eserin gerçekten bizde bende şahsım adına çok güzel bir hatırası var. Eser üzerine biz Murat abiyle beraber çalışmıştık. Bir arada bayağı bir uzun süre böyle sürekli birlikte çalışıyorduk. Ben çalıştığım iş yerinde telefonlaşma imkanımız oldu. O esnada o Ork'la birlikte bir aranjesini yapmıştı. Dedi bir dinler misin dedi. İşte şu nakarat kısmı yok mu? O anda öyle bir hüzünlü çalınmıştı ki. Hı-hı. Yani deyimi yerindeyse ben kendim besteye aşık oldum. Çok aşırı derecede bir şeyi var, bir uyumu var. Yani uyumu sözlerle var, bestenin uyumu parçaya tam oturmuş. Bizdeki hatırası da budur hocam. Çok kısa şey yapacağım. Hı-hı. Emin Hoca saatine bakıyor. Eser bize geldi, Özlem Ajans'a geldiği zaman 9 dakikaydı tam. Normalde 10 dakika olduğu zaman 2 eser oluyor bir eser. Evet, ve biz de kıyamadık. Hepsi o kadar güzel ki ne yaptık biliyor musunuz hocam? Ara müziklerini aldık, iki kıtayı birleştirdik. İki kıtayı bir ara müzik yaptık ve eserin hepsini. Şu anda yaptığımız gibi. Şu an yaptığımız gibi. Aynen. Allah sizinle razı olsun. Abi vakit çok dar. Evet. Sonuna doğru geliyoruz zaten. Son eserlerinizi alacağız. Şimdi. Murat abiden son bir eser alalım. Son eser Cihan Nozaba abimizin yazdığı bir parça var. Biraz hareketli. Ona buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Zazaca mı? Türkçe bir eser. İnşallah onu yenidir. Geliyor evet. Hatta kendi bestesi de var ama bir beste daha kullandık. İnşallah evet, beğenirsiniz. Peki. Buyurun abi.
aşıklara seyru seyrandır. Mümin yüreklere meydu bayramdır. Masum gönüllere düğün dilandır. Bugün aşıklara seyru seyrandır. Bugün aşıklara seyru seyrandır. Güzel süslenmiş Mevlüt meydanı, gül kokusu sarmış sanki her yanı. Aşıklar doldurmuş nurlu meydanı. Melekler seyreder sanki o anı. Aşıklar doldurmuş nurlu meydanı. Melekler seyreder sanki o anı. Bugün kardeşlere dua günüdür. Boynu büküklere selam günüdür. Bugün gözyaşları ümmete akar. Kardeşlerin hali yürekler yakar. Bugün gözyaşları ümmete akar. Kardeşlerin hali yürekler yakar. Bugün aşıklara vuslat günüdür. Hakkın Habibine biat günüdür. Bugün gözyaşları ümmete akar. Tekbir salavatlar semaya çıkar. Bugün gözyaşları ümmete akar. Tekbir salavatlar semaya çıkar. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Bu eser sanki yazılınca meydanlar için yazılmış, evet. Değil mi? Böyle kutlu doğum işte etkinlikleri, peygamberi anma etkinlikleri için yazılmış. Herhalde bestesi de ona göre yapılmış. Sonradan siz yeni bir beste yapmışsınız. Yani, doğru mudur? Yeni bir beste. Öyle anladım. Onun, ben. Cihan Hoca'nın bestesi de aklımdaydı. Onunki de çok meydanlara göre değildi. Sanki. Değil miydi? Hatırladığım kadarıyla. Biraz farklı. Biraz değil mi? Farklı. Biraz. Yani onunla böyle hani marş tarzı bir şey değil yani azından. Biraz daha yavaştan. Evet. Onunki de sizinkinden, Murat abininkinden daha yavaştı. Daha yani. Mı yavaştı? Hı-hı. Ama hani sözler oraya göre yazılmış belli. Bir de meydanlarda hani böyle çok slow eserler de gitmiyor. Hareketli, marş, halaya kalkabileceğin zaten eserler. Şey, Haydi Ümmet Muhammed'i Sevda'ya eserini de yine Cihan Bozova hocamız yazmıştı. Bu vesileyle kendisine de selam gönderelim. Onunla bayramı evet. Tebrik edelim. Allah razı olsun güzel çalışmalardan dolayı. Sizin de ağzınıza gidinize sağlık. Şimdi artık sona geldik. Son bir eserle inşallah veda edeceğiz. İlk bayramın ilk gününü böyle güzel bir şekilde beraber geçirdik. İnşallah en kısa zamanda sizleri tekrar İnşallah. Bekliyoruz. Bakalım izin oldukça böyle ilahi nameler olacak mı olmayacak mı? Çaktırmadan böyle. İlahi nameler olacak mı olmayacak mı? Hı. Biz burada olacak mıyız olmayacak mıyız? Allah ne gösterir bilemeyiz ama olursa şey. Yani olmazsa şey olur hocam. İlahi nameler olmazsa da illaki bir müzik programı olur. İzleriz o zaman. İzlemek daha hoş olur. Ben gerçekten
biraz izlemeyi de özlemişim. İlahi nameler olmazsa biz oraya gideriz, orada bir program yaparız abi. Olmaz mı? Olur, niye olmasın abi? Evet, biz tabii önce bir vedalaşalım, sonra son sözü Muhammed Edip abiye bırakalım. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Sizin vesilenizle buradan gurbetçi kardeşlerimize, muhacirlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ve sizin aracılığınızla onların bayramlarını da tebrik ediyoruz. Tekrar size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık diyelim. Allah razı olsun. Biz de evvela Rehber TV ailemize teşekkür ediyoruz ki bizleri burada konuk ettiler, bu imkanı verdiler. Ve bu vesileyle hem Avrupa'daki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz, İslam ümmetinin bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah bu bayramlar kardeşliğe, yakınlaşmaya vesile olsun, kaynaşmaya vesile olsun diye temenni ediyoruz. Bu vesileyle tekrar bütün ümmetin bayramını tebrik ediyoruz. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Ben de ekranın başında bizi izleyen bütün kardeşlerin tekrar bayramını kutluyorum. Eyvallah. Size de teşekkür ediyorum bizi. Biz konuk ettiniz. Sizin sıcaklığınız. Eyvallah. Yani gerçekten güzeldi. Allah İnşallah bir dahaki programda. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah. Tekrar bekleriz. Allah evet değerli olsun. İzleyenler, ilk akşamı böyle güzel bir şekilde geçirdik. Son bir eserle veda edeceğiz. Yarın akşam inşallah yine değerli sanatçı abilerimiz de burada tekrar olmaya çalışacağız bayram sevinci programında. Yarın görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.